Evet, başlayabiliriz. Aa, özür dilerim. Burada bir düşüklük yaptım. Baştan alıyorum. Tamam, tekrar baştan alıyorum. Ekmel Kılıç eşlik. Allah Allah. Evet, olmadı. Baştan alıyorum. Bir türlü dilim dönmek bilmedi. Belirtmektedir. Belirlenmiş. Neyse, bu cümleyi toparlayacağım. Bilmiyorum, podcast'a katılacağım diye çok mu çalıştın? Merhaba, ben Evren Soyuçok. İnternet, dijital dünya ve yeni medya konularını alanında uzman isimler ve blog yazarları başta olmak üzere dijital içerik üreticilerle konuştuğumuz İnternet Günlüğü podcast'ine hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba. İnternet Günlüğü Podcast'inin yeni bölümünde sosyal kaygı ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Tabii 20 dakikalık süremiz yetiyor ölçüde. Bu yayında bana Uşak Üniversitesi Yeni Medya Bölümü mezunu Ekmel Kılıç eşlik edecek. Hoş geldin Ekmel. Hoş bulduk. Ekmel, yeni medya bölümü sadece vakıf üniversitelerinde var sanıyordum. Makalen sayesinde Uşak Üniversitesi'nde yeni medya bölümü olduğunu öğrendim ve çok şaşırdım. Harika bir bölüm tercih etmişsin. Kutlarım seni. Teşekkür ederim. Peki başka devlet üniversitelerinde var mı yeni medya bölümü? Sadece devlet üniversitesi olarak Uşak Üniversitesi'nde var. Devlet üniversitelerinde birkaç tane daha üniversite yeni medya bölümünü açmak için adım atmıştı fakat uygulamaya sokamadılar diye biliyorum. Şu an sadece Uşak Üniversitesi'nde yeni medya bölümü faaliyet gösteriyor. Ekmel, sosyal kaygı düzeyi ve sosyal medya bağımlılığı ile yeni medya bağımlılığı ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkileri literatür taraması yöntemiyle inceledi. Böylece sosyal kaygı bağlamında sosyal medya kullanımı başlıklı çalışma ortaya çıktı. O makalenin bazı bölümlerini sırasıyla mercek altına alacağız ama öncesinde şunu soracağım. Bu yönde bir araştırma yapmak, bu konuyu seçmek nereden aklına geldi Ekmel? Bizim dersimizin başlığı yeni medya ve bağımlılıktı. Ve bu bağımlılığı tetikleyen 3-5 farklı konu var. Mesela bunlardan birisi fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu. Bu korkuyu yaşayan insanlar sosyal medyada olan bitenleri sürekli öğrenmek istemekte. Bu nedenle de artan bir şekilde sosyal medya kullanımını gerçekleştirmekte. Bu da sosyal medya bağımlılığına bireyi götürmektedir. Bundan başka sosyal kaygı bizim karşımıza çıkıyor. Ben de sosyal kaygıyı ele almak istemiştim. İlgimi çekmişti açıkçası. O yüzden sosyal kaygı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek istemiştim. Sosyal medyanın ebeveyn veya öğretmen denetiminde olmaması, özellikle ergenlerin olumsuz içeriklerle karşılaşmasını ve bunlardan etkilenmesine neden olabilmektedir diyorsun makalende. Gerçekten böyle olması gerektiğine inanıyor musun? Yani ergenlerden kastın bu lise çağına denk gelen arkadaşlarımız. Ebeveynler ve öğretmenler tarafından sosyal medyayı nasıl kullandıkları sence gerçekten denetlenmeli mi, denetlenebilir mi ya da? Sorduğunuz şey tam da aslında yeni medya okuryazarlığı bağlamında tartışılan bir konu. Yeni medya okuryazarlığında eleştirel bir bakış açısı ortaya konuyor ve küçüklükten itibaren bireyin yetiştirilmesinde bilinçlenmesi ön planda tutuluyor. Günümüzde özellikle medya araçlarının etrafımızda oldukça fazla bir şekilde sarmasıyla beraber bir kere bunlardan kaçış imkansız görünmekte. O nedenle de çocukları medyadan kaçırmak anlayışı çok da böyle yerinde olmayan bir şey aslında. Yeni medya okuryazarlığı bu noktada şunu öğütlüyor. Gençleri farklı beceriler kazandırarak medya karşısında bilinçli birer kullanıcı olmaları gerektiğini söylüyor. Bu anlamda ebeveynler çocuklarını internetten kaçırmak yerine onları eğiterek, beceriler kazanmasını sağlayarak medya karşısında bilinçli birer kullanıcı haline gelmelerini sağlamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii burada öğretmenlerimizin ve anne babaların dijital okurluk seviyesi ne durumda ona da bakmak gerekiyor. Gençlerimiz yeni nesil dijital okuryazarlık anlamında daha iyiler. Tabii burada şu tartışmayı da söylemek lazım yoksa eksik kalacak. Yeni medya okuryazarlık geleneksel medya okuryazarlığından yola çıkılarak geliştirilmiş bir kavram. Geleneksel medya okuryazarlığında ise iki farklı yaklaşım var. Şu üzerinde konuştuğumuz konuya iki farklı yaklaşım var. Birincisi daha demin makaleden alıntı olarak ifade ettiğimiz üzere işte çocukları korumamız gerektiği, işte onları denetlememiz gerektiği, böylece de işte o sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çocukları uzaklaştırabileceğimiz gerektiğini söyleyen geleneksel medya okuryazarlığı var. Bir de tam tersi eleştirel medya okuryazarlığı anlayışı var. Eleştirel medya okuryazarlığı ise aynısında daha demin söylediğiniz gibi, bana sorduğunuz gibi ya tamam koruyalım edelim ama bu günümüzde geçerli olabilir mi? Böyle bir şey var mı diye sordunuz ya. Eleştirel medya okuryazarlığı tam da buradan yola çıkarak
artık bütün medya araçlarının görünür hale geldiğinden dolayı bu geleneksel medya okuryazarlığının çok da mümkün olamayacağı, bu yüzden eleştirel medya okuryazarlığının ortaya konulması gerektiğini ifade ediyor. Buradan yola çıkarak da yeni medya okuryazarlığı, yeni medya araçları karşısındaki bireylerin, özellikle ergenlerin konumunda korumacı anlayıştan değil, eleştirel bir anlayıştan yola çıkılarak bunun gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu anlamda eleştirel bir yeni medya okuryazarlığı sağlanarak bireylerin bilinçli kullanıcılar haline getirilmesi gerekiyor. Şöyle bir ifadem var. Gerçek ortamda istediklerini elde edemeyen ve diyemeyen bireyler sanal ortamda bunları aramakta ve diyebilmektedir. Bu tür eylemler sosyal medyanın kullanım sürelerini arttırmakta. Bu da bağımlılık olgusunu gündeme getirmektedir. İşte iletişim kuramayan aile bireyleri, üzüntüsünü, sıkıntısını paylaşamayan çocuklar ve çok ekranlı bir hayata teslim edilen yine çocuklar, yani anne babalar tarafından. Burada yine karşımıza işte dijital okuryazarlık da çıkıyor, umursamazlık çıkıyor, sorumluluğu dijitale yükleyip işte dijital dadılık yaptırmak, tableti telefona eline verip yemek yemesini sağlamak gibi vesaire ve gelinen noktada burada senin de belirttiğin gibi hem istediklerini elde edemeyen ve söylemek istediklerini söyleyemeyen, paylaşamayan ama bunları kendisini dinlemeye ve istediklerini yapmaya hazır o siber dünyada bir kalabalık bulduğu için de oraya yönelen bir yeni bir nesil var. Günümüzde bu özellikle tarihsel bakış açısıyla yaklaştığımız zaman bu konuları ele alırken ben şahsen çok boyutlu olarak yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Tek bir nedene, tek bir sebebe bağlamak çok da yararlı, faydalı bir cevap bize vermeyecektir. Özellikle Batı'da aydınlanma sürecinin sonucu olarak bireysel olma, bireyselleşme gelişti ve kapitalist sisteme bu eklemlendi. Ve kapitalist sistem şu an günümüzde hakim sermaye, iktisadi faaliyetlerini ortaya koyarken bunu belirli bir teorik yaklaşıma dayandırıyor. Bu yaklaşım da işte bireyselleşme, birey olgusuna dayanıyor. İktisadi birey kavramı karşımıza çıkıyor. Bu iktisadi birey seküler bir anlayışı yansıtıyor ve bencil olarak sadece karını en çoklaştırmaya odaklanmış durumda. Ve günümüzde kapitalizmin küreselleşmesinden başka bir şey olmayan küreselleşme döneminde özellikle yeni medya araçlarının ortaya çıkmasıyla kapitalist sistemin bireysel olanı beslemesi en üst düzeye yükselmiş durumda. İşte bu toplumsal yapının içerisinde yetişen birey tabii ki de sadece seküler bir dünya anlayışının içerisinde yetişmesinden dolayı bir takım psikolojik bozukluklara, sosyal kaygı bozukluklarına falan içerisinde bulunmuş oluyor. Bu anlamda bu durum aslında tüketim toplumu, tüketim ekonomisinin bir getirisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu bireyler de toplumda sosyal kaygı bozukluğuna uğrayan bireyler, toplumda işte kendisinin beğenilmeyeceğini düşünme, topluluk karşısında konuşurken huzursuzlanma, kendini geri plana atma gibi davranışlar gösteriyor. Ve bu da onun bireysel ve toplumsal yaşantısında iletişim eksikliğine sebep oluyor. Fakat birey ne kadar çok iletişimde, toplumsal sosyal anlamda iletişimde bulunamasa da iletişim ihtiyacını hissediyor. İşte bunu karşılamak için de sosyal medya günümüzde bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü orada sosyal kaygı bozukluğu taşıyan birey izlenmediğini düşünüyor ve kendisini güvende hissediyor. Ve orada daha çok vakit geçirmeye başlıyor. O iletişim ihtiyacını karşılayabilmek için. Çünkü gerçek hayatta bunu sağlayamıyor. Ama orada ne yapıyor? İşte diğerlerini izliyor. Kendisi aslında olduğu gibi değil de toplumun ondan beklediği gibi davranıyor sosyal medyada. Paylaşımlarında, fotoğraflarında vesaire bunu ortaya koyuyor. Bu da işte sosyal medya bağımlılığını, sosyal medya kullanım düzeyini arttıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet, çok güzel bir tespitin var. Diyorsun ki geleneksel medyadaki monologlar sosyal medyada diyaloglara dönüşmüş. Böylece insanlar düşüncelerini rahat ve özgür bir şekilde tartışabilecekleri yeni bir mecra bulmuştur. Şimdi geleneksel medyanın bu monolog yapısını yeni medya araçlarıyla, tırnak içinde söylüyorum, sözde diyaloğa dönüştürmeye çalışması benim gözümde hep eğreti duruyor. Televizyon program kayıtlarını YouTube'a yüklemeleri ya da işte ulusal bir gazetenin işte biz de podcast yayınlarına başladık demeleri ya da yine televizyon mecrası için üretilmiş yayınların ses kayıtlarının podcast olarak yapılması vesaire vesaire. Hep ucundan kenarından biz de sosyal medyanın birer parçası olalım, oradan da duyurmaya çalışalım, işte yeni medyanın içinde yer alalım diye yapılan her şey sonradan eklemlenmiş ama emanet duran içeriklermiş, uğraşlarmış gibi geliyor bana. Sen de bir yeni medya mezunu olarak aynı eleştiri yapıyor musun? Tabii, kesinlikle. Ben olaya bir de şu yönle bakıyorum. Geleneksel medyada monologlar vardı, yeni medyada diyaloglar var. Bu da yeni medyanın işte ortaya çıkan potansiyelini göstermesi anlamında önemli. Fakat bu biraz da ütopik bir yaklaşım. Fakat aslında olan öyle mi? Yeni medya, sosyal medya konuşulurken işte yeni medyanın, sosyal medyanın demokrasiyi getireceği, işte eşitliği sağlayacağı vesaire bu gibi olumlu anlamlarıyla tartışıldı. Bireyleri kamuoyunun içine daha çok sokma, politik bir birey haline getirebilme
çabalarını içerisinde barındırma gibi yeni medyanın özelliklerinden bahsedildi. Fakat şu an olan şey dediğimiz gibi kurumsal yapılar da yavaş yavaş ne oldu? Yeni medyanın içerisinde oldu. Hatta kurumsal yapıları bırakın bir üst aşamaya taşıyalım. Artık iktidar da yeni medyanın içerisinde. Bu daha demin konuştuk ya, sosyal kaygı düzeyi yüksek olan bireyler sosyal medyada daha çok vakit geçiriyor. Niye? İşte orada izlenmediğini düşünüyor. Orada kendini güvende hissediyor. Ama aslında öyle mi? Değil. Biz yeni medyada da izleniyoruz. Hem de iktidar tarafından izleniyoruz. Yani birey iktidar ilişkisi yeni medya ortamında da var. Ve bunun tehlikeli olmasının en önemli nedeni de yeni medyada faaliyet gösteren bireylerin bunun farkında olmaması. İşte tam da bu noktada yeni medya okuryazarlığı yine önemini gösteriyor. Çünkü yeni medya okuryazarlığı belirli becerilerden ziyade belli bir bakış açısı, bilinci de kazandırmayı amaçlıyor. Yeni medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmiş olan birey yeni medyada bulunurken orayı bilinçli bir şekilde kullanıyor. Yani orada iktidar tarafından izlendiğini biliyor. Oradaki yaptığı paylaşımların belirli bir çıktısı olduğunu biliyor. Orada karşılaştığı içeriklerin rastgele şekilde üretilmediğini biliyor. Belli bir amaca yönelik üretildiğini biliyor ve buna göre davranıyor. Eğer yeni medya okuryazarlığı eğitimi almamış ise birey karşılaştığı içeriklerden etkilenerek nasıl iktidar toplumsal pratikleri geleneksel medyada düzenliyorsa yeni medyada da ürettiği içerikler bağlamında toplumsal pratikleri hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde düzenliyor. Ve birey yeni medya okuryazarı olmazsa iktidarın düzenlediği bu toplumsal pratikleri kendisi almış oluyor ve uygulamış oluyor. Yani iktidar yeni medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyor aslında. Yani dijitali izini sürmek, çünkü çok fazla dijital ayak izi bırakıyoruz. Takip etmek çok daha mümkün. Yani bu dünya düzeninde böyle zaten. Belki de bu kadar her şeyin dijitalleşmesini ısrarla istenmesi de insanların suç işlediklerinde veya hani henüz işlemeden önce belki hani daha kolay tespit edilmesi, daha kolay yakalanması anlamındadır. Bilmiyorum ne hesaplar dönüyor tabii de bu kadar. Hani biz sadece hayatımızı çok kolaylaştırdığı için hani dijitalleşmeye bakıyoruz o gözle, işte cep telefonlarımıza, kullandığımız sosyal medya hesaplarına bütün bilgilerimizi cömertçe veriyoruz, attığımız her adımı paylaşıyoruz vesaire. Ama tabii bir görünmeyen çok katmanlı diğer derin yerlerde belki de tamamen bizim attığımız her adımın geleceğe yönelik hesapları yapılıyordur. Tabii ki kesinlikle. Ona çok kafam basmıyor tabii. Gözetim toplumundan bahsediyoruz. Bunu da Foucault'un panoptikon kavramıyla, metaforuyla açıklıyoruz. İşte bilindiği üzere panoptikon etrafı camlarla çevrili. İçeriden dışarısı görülebilir fakat dışarıdan içerisi görünemeyen bir yapı. Etrafında da hücreler var. Hapishane var aşağıda. Ve hücrelerin içerisinde bulunan insanlar kuleden ne zaman gözetlenip gözetlenemediklerini bilmiyor. Çünkü kule bir cam. İçerisi dışarıdan görünemiyor. Fakat içeride birileri var ve dışarıyı gözetliyor olabilirler. Ama ne zaman gözetliyorlar ya da ne zaman gözetlemiyorlar bilinmiyor. Ve hücredeki insanlar da mahkumlar da buna göre davranışlarını düzenliyorlar. Bu panoptikon kavramı geleneksel medyanın olduğu dönemde ifade edilen, ortaya konulan bir kavram. Şimdi işte günümüzde sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla beraber yine bu panoptikon kavramı modern bir anlama taşımış oldu. Biz aslında sosyal medyada takılırken orada yine bizi izleyen birileri var. Ama bundan emin olamıyoruz. Ya var mı, yok mu? Ama bundan da artık rahatsız olmuyoruz. Ya varsa da var. Ne ben paylaşıyorum ki ben? Fotoğrafımı koydum. O hücredeki insanlar eskiden, panoptikon metaforuyla tabii, orada izlenip izlenmediklerinden kaygı duyarak davranışlarını ona göre düzenlerken bizler şimdi sosyal medyada davranışlarımızı gayet rahat ve samimi bir şekilde özel hayatımızın en derinlikli yerlerine varıncaya kadar sosyal medyada paylaşıyoruz. Günümüzde bu önemli. Çok da umursamıyoruz artık. Hatta görünür olmak için, daha fazla görünür olmak için çaba gösteriyoruz. Yani şeffaflıktan bahsettin. Bu kadar şeffaf, yani her şeyimizi, özelimizi paylaşıyor olmak, bu kadar şeffafım ben demek bizi biraz daha güvende mi hissettiriyor sence? Hani çünkü aslında izlendiğimizi, takip ettiğimizi artık biliyoruz. Bu çok olağanlaştı bizim için. Çok kanıksadık. Mesela WhatsApp'taki yazışmalarımız uçtan uça şifreleniyor. Yok yani hani istediği kadar bunun teminatını versin. Ben her yazışmamın, her mesajlaşmamın, evet bunu kanıksamış olmak kesinlikle aslında kötü ama ne kadar şifrelik de deseler birileri bunları okuyor, biliyor. Benim internetten yaptığım alışverişler, telefon görüşmelerim, mesajlaşmalarım, mailleşmelerim. Sonra da diyoruz ki ben zaten her şeyimi paylaşıyorum. Hani bu kadar ben nasıl olsa şeffafım olayı bizi güvende hissetmeye mi, yani o güven hissine mi bir şekilde büründürüyor acaba? Tabii ki de şimdi sosyal medyada görünür olmak, bir şeyleri paylaşmak doğrudan bize bir zarar dokunacak bir çıktıya dönüşmeyeceği için umursamazlık da denebilir, güven de denilebilir. Ama burada bizim mesela işte sosyal medyada yaptığımız alışverişler, beğenilerimiz vesaire. Şimdi iktidar diyoruz ama sadece iktidar da yok ki, kurumsal firmalar da var.
sizin her beğeniniz, girdiğiniz, çıktığınız şeylere göre size reklamlar geliyor. Sizin alışveriş istatistiklerinizi ortaya çıkarıyorlar. Buna göre ürün gönderiyorlar. Reklam yapıyorlar. WhatsApp'ta mesela Facebook WhatsApp'ı aldığında milyarlarca kişinin cep telefon numarasını da elde etmiş oldu. Bunlar şirketler için çok önemli bilgiler. Tabii ki de bireysel anlamda bize bir dönütü yok ama toplumsal anlamda kapitalist sistemin, iktidar sisteminin nasıl bir güce eriştiğini anlamak anlamında önemli görülüyor bunlar. Yani bireysel anlamda pek önemsenmiyor evet ama biz aslında bireyden yola çıkarak toplumu düzeltme, toplumsal anlamda bir düzelmeye gitme noktasındayız. O anlamda her bireyin yaptığı davranışların önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle işte yeni medya okuryazarları hep yani bunların hepsi tek bir çatı altında, kavram çatısı altında toplanıyor. Bilinç önde geliyor ya, bilinçli kullanıcı olmak, bunların bilincine varmak. Yani yeni medya okuryazarı üzerine sıklıkla vurgu yapıyorum. Yeni medya okuryazarı olmak öncelikle bu sistemi anlamaktan geçiyor. Nasıl bir sistem içerisindeyiz ve bu sistem bağlamında nasıl davranışlar ortaya koymak gerekiyor? Sosyal medya platformlarını temelde 8 ana başlık altında toplamak mümkündür diyorsun ve ilk sırada blogları yazıyorsun. Öncelikle bir blog yazarı olarak teşekkür ederim blogları ilk sıraya koyduğun için. Yeni medya eğitimi almış biri olarak blog kültürüne sahip misin? Bütün bu sosyal mecralar arasında bloglar sana hantal, eski, ağır, okunmayan, atıl yerler gibi geliyor mu? Bu soruyu özellikle şundan dolayı soruyorum. Çok daha genç ve yeni nesle mensup biri olduğundan dolayı. Kesinlikle öyle düşünmüyorum. Bloglar hala günümüzde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ben de şahsen geçen yıl bir blog açtım. Onu da tabii kişisel internet sitesi olarak değiştirdim. İçerisinde bir blog sayfasına yer verdim. Çok etkin şu an kullandığımı söyleyemem. Ben oradan kendime arşiv niyetinde açmıştım. Blogda da kendi ilgi alanlarıma yönelik işte yazılar yazmayı düşünmüştüm. Bloglar günümüzde hala en çok kullanılan yeni medya araçlarından biri olarak ben görüyorum. Etkin yani. Herhangi bir konu hakkında Google'a ilk önce yazdığımızda bloglardan bilgi almaya gidildiğini ben gözlemliyorum yani. Peki Ekmel sen kaç doğumlusun? Ben 96 doğumluyum. 96 doğumlusun. O zaman hangi kuşağa giriyorsun? Ben herhalde Y kuşağındayım. Evet. Y kuşağı. Y kuşağındayım. Evet. Bu Y kuşağı, Z kuşağı vesaire biraz daha internete, sosyal medyaya bakışınız daha farklı, değerlendirmeniz daha farklı. Senin mensup olduğun kuşağın özelliği var ama bir de yeni medya eğitimi almış olmanın sana kattığı bir akademik de bir bakış açısı var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman sana şunu sormak istiyorum. Çünkü makalende de mesela sosyal medya bağımlılığı ifadesini çokça kullanıyorsun. Benim katıldığım birçok konferansta söyleşide sosyal medya ya da teknoloji bağımlılığı vardır diyenler de vardı. Saçmalamayın, böyle bir bağımlılık yok diyen uzmanlar da vardı. Ve hatta yaptığım bir podcastlerden birindeydi galiba. Doğduğu andan itibaren tablet kullanan, işte akıllı saat kullanmaya başlayan ve işte ödevlerini, derslerini, eğitimini dahi internet üzerinden yapan bir çocuğa sen teknoloji bağımlısısın nasıl diyebiliriz? Yani bunu ona nasıl izah edebiliriz diyen de vardı. Senin tarafından bakıldığında sen gerçekten sosyal medya bağımlılığı olduğuna inanıyor musun? Burada tabii ki de inanıyorum. Burada ölçüt olarak da şunu söyleyebilirim akılların karışmaması anlamında. Sosyal medya bağımlılığı demek sosyal medyayı çok fazla uzun süre kullanıyor demek değil. Sosyal medya bağımlılığı demek eğer sosyal medyadan uzak kaldığında kendisini huzursuz hissediyorsa bir kere huzursuz hissedecek. İkincisi rahatsızlık duyacak. Eğer ona ulaşamadığında da sinirlenecek. Yani aynı biz sigara bağımlılığında, kumar bağımlılığında olduğu gibi nasıl o kumara, sigaraya ulaşmak için çaba sarf ediyoruz ve bu engellendiğinde sinirleniyoruz, huzursuz oluyoruz ve onu yapmadığımız sürece başka işle uğraşamıyoruz. Aynı şekilde sosyal medyaya da ulaşamadığınızda, sosyal medyaya erişemediğinizde huzursuzlanıyorsanız, sosyal medyayı çok fazla kullandığınız için aile ilişkileriniz aksıyorsa, işte iş yaşantınız aksıyorsa biz burada bağımlılıktan söz edebiliriz. Kullanım yoğunluğundan ziyade duygu anlamında, davranış anlamında ortaya konulan hissiyat, yaklaşım burada bağımlı olup olmadığını anlatıyor. Şimdi böyle dersek biraz daha sanki netleşmiş oldu. Bağımlılığın 3 tipolojisi vardır. Bilişsel, duygusal, davranışsal şeklinde sıralıyorsun ve duygusal bağımlılık tipolojisini şu cümlelerle tanımlıyorsun. Duygusal bağımlılık tipolojisi sosyalleşmek veya sosyalleşmekten kaçmak olarak ele alınabilmektedir. Sosyalleşmek için sosyal medyanın bireye daha çok avantaj sunduğunu, bireylerin sosyal medya ile daha çok ilişki kurduklarını ve toplumda itilenlerin sosyal medyada daha kolay tutunduklarını söyleyebiliriz. Sosyal medya bağımlılığını tetikleyen şeyler anlamında sosyal medyaya nasıl yaklaştığımız, ona nasıl bir anlam verdiğimiz önemli oluyor. Hani dedik ya yeni medya okuryazarlığı önce bilinç. Yani biz sosyal medyayı ne gözle görüyorsak, yani bir birey sosyal medyayı ya çok iyi bir yer, işte özgürüz, o süper, işte bizim sosyalleşmemizi sağlıyor vesaire gibi yaklaşımlarla, tutumlarla yaklaşıyorsa, ortaya koyuyorsa
o kişinin sosyal medya kullanım düzeyinin şöyle düşünen bireylerden daha fazla olduğunu görebiliriz. Ya yeni medya tamam, sosyal medya özgür de ya burada iktidar ilişkileri var, kapitalist sistemin ortaya koyduğu ideolojiler var, oradaki içerikler belirli bir sistemde süzgeçten geçerek oluşturuluyor. Sosyal medya benim günlük hayatımı da etkileyebilir, bu anlamda orayı bilinçli kullanmam lazım gibi düşünen bireyden. O yüzden burada yaklaşım tarzının önemli olduğunu ben düşünüyorum sosyal medya bağımlılığı anlamında. Peki yeni nesil neden kendini daha güvenli ve değerlendirme kaygısı yaşamıyor bu internet ortamında? Aslında siber zorbalık çok fazla, çok maruz kalıyorlar. Özellikle bu daha genç nesil birbirine bunu daha çok yapıyor. Ve buna rağmen kendini güvende hissetme olayını ya da yaptığım paylaşımlardan dolayı değerlendirilmiyorum nasıl olsa olayını bana biraz da izah edebilir misin? Ya tabii insanın fıtratından gelen bir şey. Karşımızdakini görmeyince ya da ona fiziki anlamda görünmeyince kendimizi daha rahat hissediyoruz. Aynı şekilde işte sırada otururken, ders dinlerken nasıl biraz daha kendimizi rahat hissediyorsak, daha rahat konuşuyorsak, fakat hoca bizi tahtaya çağırdığında çıkıp herkes bize baktığında daha rahatsız hissediyorsak, aynı şekilde sosyal medyada da gerçek sosyal anlamda olduğundan daha kendimizi rahat hissediyoruz. Çünkü bize bakan gözler yok. Orada yaptığımızda, ortaya koyduğumuz davranışlar biraz daha rahat oluyor. Bu yüzden de ne oluyor? Siber zorbalıklar ortaya çıkıyor. Adam yüz yüze diyemeyeceği lafı orada yüz yüze olmadığı için, belki anonim bir hesaptan yazdığı için rahatlıkla ifade edebiliyor. Burada da yine işte yeni medya okuryazarlığı becerilerinden biri olan etik ilkesi burada söz konusu, ihlal edilmiş durumda. Yeni medya okuryazarlığı eğitimi alan birisi ise aslında oradaki davranışlarının duygusal, psikolojik birer çıktısı olacağını düşünerek etik kurallara uygun içerikte paylaşımlar yapması gerektiğini bilerek davranacaktır. Ve böyle sorunlar aslında ortadan kalkacaktır. Sosyal kaygı yaşayanların bundan kurtulmak için daha fazla akıllı telefon kullanma eğiliminde olduklarına dair de bir ifadem var. Bunu okuyunca Cal Newport'un Pür Dikkat kitabındaki şu cümlelerini hatırladım. Kuyruğa girip 5 dakika beklediğinizde ya da arkadaşınız gelene kadar bir yerde tek başınıza oturmak zorunda olduğunuzda eliniz doğrudan telefonunuza gidiyorsa beyniniz zihinsel enkaza dönmüş demektir diyor. Bu sosyal kaygı yaşadığı an ya da o ortamdan bir anda uzaklaşmak isteyenlerin bir anda akıllı telefonlarına gömülmeleri çok da hayra alamet değil. Kesinlikle. Ekmel Kılıç, Uşak Üniversitesi Yeni Medya Bölümü mezunu. İnternet Günlüğü Podcast'ini bugün birlikte tuttuk. Podcast teklifimi kabul edip böylesi güzel bir dijital hatıranın ortaya çıkmasını sağladığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Burada konuştuk. Keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler tekrar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burada konuşmamıza vesile olan makalenin yazımında bizi destekleyen, dersi veren Sayın Doçent Doktor Müzeyyen Sevtefait Hocam'a da buradan bu vesileyle teşekkür etmiş olayım.